Herkese selam arkadaşlar. Farklı en yeni bölümüne hoş geldiniz. Maceralara, olaylara kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hayvan avına gidiyoruz. Mamut avına gidiyoruz. Şu dev mamut, işkanlı dev mamut avı vardı. Oraya gideceğiz. Bahsettiğim gibi şu açılan yeni hayvan görevleri vardı. Dev yaralı ayı avı ve aşağıdaki kar kanlı kurt avı vardı. Şu yukarıdaki mamutla bugünkü olaylara başlıyoruz. Ana hikayeleri zaten yaptık büyük ölçüde. Yapmaya devam da ediyoruz. Edeceğiz yine hala. Ama bu bölümde onları bir aradan çıkartmak istiyorum. Yapabildiğimiz kadar artık hangisi biter ona bakacağız. Bir işaret koyalım şöyle. Ona en yakın gideceğimiz yere en yakın şeye geldim ben. Kampa oradan da hızlıca gideceğiz. 750 adım diyor. Kaplanımızı atladık. Yola çıktık. Evet. 30 adım geldik. Burada asker var mı yok mu? Burada bir geyik meyik telef olmuş. Ne yapıyorsun genç? Warpati, ne diyeceksin? Söyle bakalım. Kızgın mamut gelmek, sen vadiye bakmak. Bakalım bakalım. Normalde gelmiyor. Bu bizim ağzımıza sıçacak, uğraştıracak bak gör. Sen Mamut'u durdurmak. Onun ruhunu Oros'a döndürmek ben. Hadi bakalım. Önceki Mamut avımızda biraz sıkıntı yaşamıştık açıkçası. Buraya ineceğiz herhalde. Sen niye gelmiyorsun lan burada? Tuzun mu kuru senin anası satayım? Buradan aşağıya ineceğiz. Bizleri takip et diyor. Kaplanım ben iniyorum, sen beni aşağıda bul. Gerçi bu hava kaplan maplan çağırmak ne kadar mantıklı, hemen ölecek. Ah, Mamut şuradan gitmiş. Bunlar ne lan? Bunlar bizim adamlar mı? Düşman adamları. Neyse abi uğraşmayalım. Buradan da aşağıya inelim. Mamut'un izlerini takip edeceğiz. İz süreceğiz şimdi. Evet. Ayak izine bak maşallah. Koca ayak. Çubuklar mamutu yavaşlatmamak. Dev mamutları da falan böyle hani onlarla da bir dost olma durumu olursa efsane oluyor. Ayak izleri ha şuradan devam ediyor. Biz şöyle gidelim. Evet, buradan dönmüş. Lan uça uça mı gidiyor? Seke seke mi gidiyor bay bana satayım? İyi ki ayak izi koymuşsunuz ya. Evet ileride yine gördük. İşkanlı mamut olmak için izleri takip ediyoruz abi ediyoruz. Bu taraftan doğru devam etmiş. Çantada neler var? Ha, deri meri falan filan. Evet. Buradan gitmiş abi. Ha, şu tuzak muhabbetleri var gene. Ben şunları kurayım. Bence tuzaklar kurulsun. Kuramadın mı lan? Ha kurduk tamam. Dakika abi bir dakika ortalık karıştı şimdi. Tuzaklar ayrı, öbür taraftan düşman bizi gözetliyor falan.
Bizim kaplana da yanlışlıkla mızrak falan atmaya gelmiyor ya. Anında geçen bölümden hatırlayın, düşman oluyor bize ya. Ağzımıza sıçar vallahi. Bu arada bunları kuruyorum ben ama muhtemelen. Geldik abi, geldik. Bunları kuruyorum ama muhtemelen tek yiyeceğim için mamutlardan sonra hepsi birden kurulmamış gibi falan olacak. Şunun aslında üstüne çıksam var ya 10 numara olur ya. Dur bakayım. Bunu da bir kuralım. Oha! 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 Peşime ne ara geldin lan? Gelme! Gelme! Geliyor abi, geliyor. Bu aşırı hızlı hareket ediyor hayvan ya. Buraya gelemezsin diye düşünüyorum lan. Buraya harbiden gelemezsin. Bak burası çok güzel bir nokta oldu. Gel lan gel. Gel. Sen onu... Seni ona yem olarak kullanacağız. Yapacak bir şey yok. Hadi lan. Gel gel. Mamut kaçtı mı? Ya et veriyoruz abi. Şunun özel bir şey olamadı yani, değil mi? Hayvana binmek için başka bir şey bulamadık yani. Başka bir tuş ayarlayamadınız. Oğlum zaten ortalık karışık, bir de yılan mı çıkacak başımıza ya? Evet, sol taraftakine doğru gidiyorum abi. Şurada bir şeyler var. Bunlar mamut izleri mi? Mamutun kanları mı? Aynen. Ayak izleri çıktı piyasaya. Bunların yönü öyle zannediyorum ki şöyle gidiyor. Evet. Aha şurada lan. Yo, o değil. Oğlum bu ne ya? Bunları ezdin mi lan tek başına? Tapipalvi, gelseniz oğlum benimle. Niye tek bırakıyorsunuz artık? Oğlum mamutun inine girmek de başka bir şey yani ha. Ver lan mızrağı. Evet abi, mamutun evine doğru gidiyoruz. Ulan keşke mamutu avlarken şey yapsaydık ya. Ctrl Z yok mu lan? Geri gelemiyorum. Dur bakayım dur. Buralarda daha başka şeyler vardır. Buz düşmek, mamut yaralanmak. Aynen. Başka bir yerde daha var mı? Var lan. Tamam. Tamam, bu işimizi biraz olsun bir kolaylaştırdı ama. O zaten gelecek bize. O yüzden... Abi sen buna kapılırsan... Oğlum dur lan dur. Şimdi seninle uğraşamam. Koş gel. Koş gel. Mamut dur lan. Mecbur abi, mecbur. Yapacak başka bir şey yok. Şunu da şey yapabilirdik. Nereye gitti lan bu? Sağ taraftan kaçtı değil mi? Aynen. Kokusu çıktı. Bunları bir toparlayalım hemen. Sonraki av sahasına kadar kovala diyor. Oğlum siz ne yapıyorsunuz burada anasını satayım ya? Mal mısınız? Kaplan gene aralara giriyor ben tam mızrak atacakken. Buradaki gelen ne?
Ne menji etkinliği abi, gözünüzü seveyim ya. Gel gel, nerede bu salak, bizim salak? Şöyle işlerin arasında valla görev veriyor abi, bu enteresan bir oyun ya. Şöyle bir görevdeyiz anasını satayım zaten. Üstüne bir de kalkmış arada bu adamın reyneyi kurtar diye bana aptal görevler falan veriyor. Hani. Evet, Mahmut nereden gitti Mahmut? Akşam oluyor. Bunlar ne lan? Dur git lan buradan. Nerede abi bu şey? Soldan gideceğiz, patikadan gideceğiz. Mevcut hedef diyor. Şöyle aşağı inip sağa doğru yönelmem lazım oraya gitmek için. Gece oldu abi, gece bastırdı. Bu aradan mı giriyoruz? Aslında şöyle gidebiliriz. Mamaf mezarlığı, yani mamut mezarı. Evet, yaklaştık. Yaklaştıkça inleme sesleri falan çoğalıyor. Ve sen bir sal beni. Kaplan kardeş, sen bir sal beni. Yürüyün lan buradan. Road'un mu bitti? Ha, şey yaptık. Bak yaptık. Buralarda yok mu tepesine indireceğim şu? Neyse abi, bu zaten gidecek şimdi ya. Bu ne lan? Mamut geldin mi oğlum? Dur lan! Ananı avradını öldük. Vallahi öldük. Dur şunu yak. Yak yak. Yak oğlum yak. Aha gitti lan. Mahmut düştü. Bunu böyle öldüreceğiz abi demek ki, özel efekt. Neyse, karanlığa geceye denk gelmesi daha iyi oldu. Her şeyi görmememiz daha iyi oldu. Tek bir darbeyle de inmedi hayvan ha. Ne oluyor lan burada? İkisi birden benim hayvana saldırmış yamyamların. Evet, dev mamut. Nişan alımını iyileştirmek için falan. Dur şimdi, onlarla işimiz yok. Bu dev mamutu yüzelim. Evet, ne oldu abi şimdi? Haritaya bir bakıyoruz. Bu görevi bitirdik. Aşağıda bir görev daha var. Kurt görevi var. Kurt görevine gidelim mi? Yoksa buna mı gidelim? Bence kurt görevine gidebiliriz ya. Ama ondan önce buraya kadar gelmişken diyorum ki ben şu şenlik ateşini bir yakalım. Buradan öyle ayrılalım. Sen al şu eti. Ne oluyor lan buralarda ya? Ha, şu bizim mamutun şeyi sesi. Tamamdır. Mamut, dev mamut görevi de burada sonlanmış oldu böylelikle arkadaşlar. Şöyle gideceğiz herhalde, 200 adım var diyor. Çok uzakta değil, yakın. Şuranın tepesinde olması lazım. Evet, şurası. Dur, önce bir gözcülük edelim abi oraya. Adamların direkt kucağına girmek istemiyorum çünkü.
Buradan çıkınca ne olacak? Kim karşılayacak bizi? Aynen öyle. Bak direkt kucaklarına gireceğiz. Tamam, bir bu adam var. Aa, başkası birisi yok mu lan? Anlamadım ki. Ha, şurada birisi var. Bak nasıl uç noktalara gitmişsin bak. Sen zekisin de biz değil miyiz lan? Hadi eyvallah sana, borazancı başı. Burada mutlaka bir guard mart bir şey vardır. Tarafta boş. Tamam, o adamı gördük. Gördük. Burada birisi var. Valla. Bunların bence olayı bu kadar olmamalı. Buralarda başkaları da vardır diye düşünüyorum ama hayırlısı. Şöyle bir çıkalım bakalım. Geceyi de atlattık zaten şimdi dışarıda iyice. Gün ağırdı. Buraya çıkalım bir. Düşük modda bizi ne bekliyor burada? Ne olacak? Ne bitecek? Bir görelim. Baykuşu bir daha çağıralım. Bu arada şu şeyler de var ya. Bak F'de şu anda. Bomba aldık ya. O bombaları da kullanabiliriz. Şu adamın üzerinde bir kullanalım mesela bombayı hatta. Koş lan koş, kendi adamlarına saldır koş. Var mı başka kimse, kaldı mı? Bunu böyle yakabiliyor muyuz lan acaba? Ateş bombası atıyoruz ya. Aynen, bunu da böyle yakıyoruz. Artık yakında baykuşla bütün her şeyi halledebileceğiz herhalde. Ben öyle hissediyorum yani. Son adam kaldı, bir tek bu, başkası yok. Aynen. Bu adamı da yaktık. Son adam da öldü. Baykuşla şeyi de meşaleyi de alevlendirdik. 10 numara abi. Hiç içeri girmeden, malzeme harcamadan, hayvan kaybetmeden bu işi halletmiş oldu. Güzel oldu. Tamam. Kuzeyin uçlarında ki bu noktayı da açmış olduk. Buraya en yakın şu kamp ateşinden geçmiştik zaten diye kamp ateşi de otomatikman hızlı seyahat noktası olarak dönüştü. Onlar neye göre otomatikman dönüşüyor onu daha tam şey yapamadım ama oraya sonra bakarız. Evet, o zaman şu dişi kurt şey kanlı kar kurtu ayabına da gidelim. Ona da şuradan hızlıca gidelim bakalım. Evet. Yola koyulabiliriz. İşaretimizi şuraya doğru değiştirelim. Kamp ateşi değil ama. Kamp ateşiyle aynı yerde gerçi bunlar ama. Yine de şuna koyalım biz. Evet. Patikanın zaten yanındayız, dibindeyiz. Buradan böyle hızlıca yol alabiliriz şöyle. Burası, şu meydanı hatırlıyorum. Bu meydan bize çok çektirmişti. Mamutlar bizi burada kilometrelerce kovalamışlardı ya. Hayvanlar bir de ne kadar hızlı koşuyor arkadaş, ben anlamadım ya. Selam gençler. Bak bana ok mok atıyor birisi de uğraşmayacağım. Evet, kuzeyden güneye, güneyden ortaya hayvan avlarına devam ediyoruz. Gergedanlar da bela oldu mu sağlam oluyorlar. Güneye de yayılmaya başladık bak. Bu kadar yoktu. Biz güneye ilk indiğimiz zamanlarda bu kadar bir şey yoktu. Askerimiz yoktu etrafta. Şimdi yürüdükçe her yerde kendi elemanlarımızı görüyoruz. Güzel. 150 adım kaldı kamp ateşinin oraya. Evet, nedir abi? Parçalanmış bir ceset var burada. Bizim Venjalı. Kurt sürüsü.
Tarkanlı kurt sürüsü bak yukarıdalar. Bizim kaplan yanımızda değil mi lan? Vallahi dinlemem he. Gel lan. Dırtapoz nereye kaçıyorsun? Bak bak şerefsize bak. Evet. Bunlar böyle saldıracaksa, kovalattırmayacaksa beni, İçinden güzel olacak bu iş. Şimdi bizleri takip edeceğiz o zaman. Yanlış anlamadıysam. Tarkanlı sürüsünün 3 liderini takip etmek için izlerini kullan. Kullanacağız. Ama zaten ilk bölümün ilk izin şeyini vermiş. Lokasyonunu vermiş. Şöyle gideceğiz oraya doğru. Evet, izler çıktı abi piyasaya. Buradan ben aşağıya... Ulan düştük ya. Neyse, sıkıntı yok. Sıkıntı yok, tamam. Canımız o kadar da fazla gitmedi. Ne yapıyorsunuz lan? Hiç işim olmaz sizde, hiç. Hayvan dostlarım gerekli olanı yapıyor zaten. Ama biraz fazla kalabalık bunlar ha. Ayı saldır oğlum. Niye 2-2 ok harcadığımı da bilmiyorum ha. Bunu bir teke düşürelim. Demin mamut avlarken lazım olmuştu. Evet izler. Kurt izlerindeyiz. Böyle gitmiş. Oğlum bu nasıl kurt izi lan? Bayağı aslan pençesi anasını satayım. Bu ne abi? Oo. Burada bir mağara ayısını katletmişler. Evet, buradan aşağıya doğru devam etmişler abi. Ya bir de şu arada sizle uğraşmayayım anasını satayım ya. Ne yapıyorsun lan? Dengesiz. Bir dakika, burada bir şeyler oluyor. Ne oluyor lan? Tamam, bunlarla bizim işimiz yok şimdilik. Gel. Gel gel gel, şu kurtları takip etmeye devam edelim. Aman gergeden kardeş, senle falan şu anda hiç işimiz yok. Bunlar nehir kenarında gene insan katletmişler. Yürü git lan buradan. Bak nehire kanı sızıyor. Tarkanlı balıkçıyı kaçırmak. Bu tüzleri güneye gitmek. Heh dedim balığa şimdi... Bak görüyor musun nasıl bekliyor bu? Eksikleri tamamlayalım. Kurt izleri güneye gitmekse güneye kadar takip ederiz. Yapacak bir şey yok da. Ama sağda solda abuk subuk adamlar bizi salça olmasınlar da abi görev yaparken. En gıcık olduğum şey o ya. Köprüler möprüler var. Evet. Bu iş bizi geceye kadar süründürür bak ben sana söyleyeyim. Bu ne lan? Balıkçının kokusu kar kanlıyı çekmek aynen.
Balık yemek, sonra bir şeyler yapmak dedi. Orayı hiç dinleyemedim. Duyamadım. Devam ediyoruz abi. Kurt sürüsünün izini takip etmeye devam ediyoruz. Bir de hızlı hayvanlar. Aha. Yok lan, bunlar şeymiş. Geyik sürüsü bunlar. Onlar yaban köpekleri. Evet. Kurtlar buraya da gelmişler abicim. Güngezeller Karkanlı'dan kaçmak. Bizler ayrılmak. Güngezeller çok da kaçamamış bence ama her neyse. Bizler dikil taşlara doğru gitmek. Nehir boyunca ölü güngezeller olmak. Doğru. Şuraya bir bakalım. Eksik bir şeyimiz var. Olabilir. Evet, şimdi yine ikiye böldü bizi. Buradan devam edeceğiz. Burası yol üzeri yakın. Sen avcı mısın? Neyse abi, birileri konuşuyor ama kim konuşuyor anlamadım. Mevcut hedef mi? Bir dakika. Ha yok, değil, tamam. Doğru gidiyoruz. Bir yandan izlere bakalım. Evet, bu taraftan böyle gidiyor. İzler. Yani var ya, neredeyse şey diyeceğim ha. Bizim o ilk kırmızılı yamyamlar var ya, onlar daha iyiydi falan diyeceğim neredeyse yani. Evet, şu kapanları şu anda kuramıyoruz. Yapacak bir şey yok. Kurt uluması duydum. Bir uluma duydum. Bir adam konuşuyor bir yerlerde. Güngezeller nerede? Kurtlar gezmek, gelmek, izle kaçmak. Kurtlar gelsin hadi. Kaçmak gibi bir niyetim yok. Gel lan benle savaş. Oğlum. Tamam, geliyorlar. Hadi lan. Ya oğlum, he. Bu adam neler gördü? Sizden bir şey yapacak anasını. Arkadan geliyorlar. Tamam. İyi, bunlar yakınıma kadar geldiği için ok harcamayalım boşuna. Mızrakla tekte bunlara şey yaparız. Bir can basalım. Tamam, aşağıdan gelenler de var. Gel. Başka. Bir üst tarafa kaçtı. Aha. Hareketli bir şey var lan. Gel. Az siktir ya. Dur. Bu kadar kalabalık değil. Bir dakika. Sakin. Sırayla gençler. Bak, burada arkadaşlarınız burada.
Ya öleceğim be oğlum. Gel gel. Ne yapma işte. Bunlar sürü olduğu için biraz şey yapıyorlar da. Aha. Ya sen var ya, sana inanamıyorum ya. Yani şu anda, şu esnada bana ok atmaya çalışıyorsun. Tebrik ederim. Azmini tebrik ediyorum seni. Kurdu yüzelim bakalım. Bunlar ama sürü muhabbeti olduğu için. Ne al bakayım bir. Bizim kaplan 10 numara ya. Daha baksana, o kadar kurtla şey yaptı. Sadece çeyreği falan bile inmemiş canının yani. Güzel. Diğer bölüme gidiyoruz. Şuraya gideceğiz. Mızraklar azaldı. Evet, yolda şeyimi bulursak şu şeylerden, dallardan toplayacağız yine. Ya oğlum, kurtlar mıklar hayırdır siz ya? Biz izini sürmeye çalıştıkça demek ki bunlar bizi rahat bırakmayacak ama Allah'tan şu yanımızda yani var ya. Evet, devam ediyoruz. Sizde işimiz yok. Geyiklerle meyiklerle uğraşmayacağız. Buradan devam edeceğiz. Evet, önümüzde bir çanta var Allah'tan. Şu kuru odun meselesi çok şey ya. Burada da yok. Neyse, sıkıntı yok. Elimizdeki malzemeler yetecek zaten de. Yine de işte bakıyorum, varsa daha iyi, daha rahat. Evet, buradan karşıya geçtim. Sen nereden geleceksin? Yol var mıymış lan? İyi. Ne geliyor lan? Müzik değiştiği zaman arkamdan bir şey geliyor. Aa, domuz. Hayırdır lan? Gaza mı geldin koçum? Evet, ulumalar yaklaştı. Al bakayım şu eti. Şunları da bir alalım. Hazır şurada varken, mevzunun içine dalmadan önce şunları bir topluyorum. Kuru odun da odur budur. Eksiklerimizi bunlardan alıyoruz işte böyle. Şurada bir iki tane daha var. Onları da alayım. Oradan da direkt şeye gireceğim. Zaten geldik yani. Çok dibindeyiz. Yaklaştık bizim. Ve tamamdır. Burası ne lan böyle? Sisli sisli kaplıcalara mı geldik anasını? Ya bir de sizle uğraşacağız değil mi burada? Koçum, bir işe yara lan. Nereye gitti bu herifler? Geri zekalıları almaya çalışıyorum ya. Tamam. Dur, bir kendimize geldik şimdi. Tamam. Aptal herifler ya. Bir de bu yamyamlarla uğraşıyoruz arada anasını satayım. Ne oldu lan? Yangın çıktı. Gel. Ya sıçacağım bacağınızı şimdi ya. Gel bu taraftan. Al lan eti. Ne izleymiş anası diyeyim. Saçma sapan beni şey yapıyor hala ya. Evet, izleri takip ediyorum abi. Yangın mangın çıktı bu arada buralarda.
Bulmalar yaklaşıyor ama izler o tarafa gitmiyor. İzler buraya geliyor. Dikili taşlar güngezerlere yardım etmek. Öyle mi düşünüyorsun? Evet, bunların yeri gene mi oynadı? Tut koçum, tut 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 tut, direkt kurt. Diğerleriyle hiç işimiz yok. Direkt sen. Bu iş biter. Bu iş burada biter. Gel yanıma. Bir tane daha kaldı galiba. 3 tane diyordu yanlış hatırlamıyorsam. Karkanlı sürüsünün son liderini takip etmek için izleri kullan. Son karkanlı güngezerlere saldırma. Nerede? Hani. Amma da uzağa çıkıyorsunuz anasını satayım ya. Sağlıklarımızı bir yenileyelim. Sonra direkt gidiyoruz hiç oyalanmadan. Lan mamut öldürmüşüz. Azgın dişi, kılıç dişli falan öldürmüşüz. Yani bunlar bize hız gelir frisk ver. Bizi yine sokacaksın ama zaten bu şey diyordu. İzile'yi avlıyor falan diyordu zaten son dişi, son kurt için. Bölgeyi araştır, araştırıyoruz koçum. Son karkanlı burada. Etler taze. Oğlum habire koşturdum peşinden be oğlum. Habire peşinden koşturdum be. Anfracı. 150 adım. Ya şunu öldür ya. Geldik. Evet. Hayvanın bölgesine girmiş bulunmaktayız. İzler devam ediyor. Neredesin lan? Ayı. Git oğlum şimdi. Seninle işimiz yok. Ya Vinja senin bir tarafına girsin ya. Ne vinceymiş anasını satayım. Evet, burada bir uzun geyik katletmişler. Geyik karkanlıyı güngezer kampına götürüyor. Ya oh be oğlum, anladık anasını satayım, hadi ya. Amma çok gezdirdiniz be. Vallahi billahi amma çok gezdirdiniz ya. Urte! Hadi yallah. Başka? Al koçum etini. Allah'tan bol bol etimiz var. Bu hayvana can basıyoruz yani. Tamam. Evet, artık bu hesaplaşma bitsin. Artık hesap günü gelsin.
Bak, yılan var. Neredesin? Tarkanlı. Bizi ine sokacak. Kaplan, abuk subuk yerlerde araya giriyorsun oğlum. Ondan sonra mızrağı yiyince de bana düşman oluyorsun. Ne oldu lan? Ben anlamadım. Ne oldu? Ben canımı görmedim ya. Tek bir tane kurt saldırdı. O kadar düşürmüş olamaz diye düşünüyorum ama. Tam anlayamadım az önceki mevzu neydi. Neyse. Gidelim abi yine aynı noktaya. Ya işin kötüsü akşam oluyor. Sevmiyorum gece muhabbetleri. Az sonra hava kararacak. Kapanlarla falan uğraşmıyorum. Evet, şurada bir sürü var. Evet, bak. Sakin ol lan. Sakin ol lan. Bir şey diyeceğim abi ben. Ne yapmamı bekliyorsun acaba o anda? Buna bin. Konumumuz seçili lütfen. Artık uğraşmak istemiyorum. Bir yerlerden de düşüp hayvanı da öldürmek de istemiyorum. Beni de öldürmek istemiyorum. Atlayamadık lan oraya. Neyse şuradan devam edelim. Ne karkanlıymış arkadaş ya. Evet abi. Tekrar 50 adım kaldı. Tutun lan. Ya bu bizi mağaraya falan sokacak herhalde yani öyle ya da böyle. Kaplancığım bak canım. Kendine gel. Kurt inleri var ya her tarafta görüyor musun? Gel lan buraya. Nereye gitti lan o? O lideri de abi gördünüz değil mi? Tut. Dur bir can basalım. Tut onu. Tut onu. Öleceğim. Oğlum amma çok vuruyor lan hayvan. Başkaları da musallat olmadan biz bu işi halletmemiz lazım. Öleceğim. Öleceğim. Bir daha iyileş. Bu iş burada biter. Ya sen ne güzel bir hayvansın ya. Bu ya vallahi bak bu olmasa var ya ağzıma sıçılmıştı. Bunlarla uğraşılmaz. Bir tane, iki tane, üç tane değil yani anladın mı? Bir sürü abi. Bir sürü haline geliyorlar ve ay evcilleştirdik mi lan seni? Ben postunu yüzeceğim zannediyorum. Evcilleştirdik tamam. Ne artistik yapıyorsun lan o kadar? Tamam, kanlı kurt olayını da evcilleştirdik. O zaman ne oldu şimdi? Yanlış menü. Şuradan bakalım. Aynen. Tarkanlı kurt. Evet, bunu da evcilleştirdik. Muhtemelen şu haritadaki
Ayı görevi vardı bak yukarıda bir yerde. Dev yaralı ayı. Buna gittiğimizde bir de bunu evcilleştireceğiz. O da bizim şu anki en güçlü olan kaplanla aynı güçte. Biraz daha yavaş ve biraz daha gürültülü hareket ediyor. Ama ona artık arkadaşlar bir sonraki bölümde bakalım. Far Cry Primal'ın bu bölümlük sonuna gelelim. Bu kar kanlı kurt avı bizi yeteri kadar uğraştırdı. Yordu yani. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim o zaman arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.